Bu sene Troya'nın Birleşmiş Milletler UNESCO Daimi Kültürel Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla Troya yılı ilan ettik. Troya yılında çok sayıda etkinlikle hem Troya'yı Türkiye'nin içerisinde hem de özellikle uluslararası camiada tanıtacağız. Troya'nın tanıtımı üzerinden de Türkiye'nin çok daha iyi tanıtılması ve Türkiye'nin özellikle Türkiye'ye karşı son zamanlarda artırılan Türkiye karşıtlığını bir şekilde bertaraf edecek önemli bir tanıtım atağına geçiyoruz. Onun için 2018 yılı Troya yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arkasından buraya az evvel biliyorsunuz yaz aylarında açılışını yapacağımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını yapacağımız Troya Müzesi'ni ziyaret ettik. Son düzenlemeleri gözden geçirdik. İnşallah orası da Türkiye'nin en değerli, en önemli müzelerinden birisi olacak. Şimdi burası da gördüğünüz gibi tesadüf ettik. Çok sayıda Çinli misafirimizle karşılaştık. Burası da ören yeri olarak Türkiye'nin önemli ören yerlerinden birisi. Troya atının bir benzerinin 1970'li yıllarda yapılmış olan bir benzerinin önünde ve eski ören yerindeki tarihi kalıntılar içerisinde güzel bir mekan burası. Burası da Türkiye'nin turizmine önemli bir katkıda bulunacak. Ayrıca yine bugün tesadüf etti biz yeni dönemde hem Türkiye'nin kültürel birikimini, turistik güzelliklerini, coğrafi güzelliklerini bütün dünyaya tanıtmak için ürünlerimizi çeşitlendirme stratejisi gidiyoruz. Yani sadece deniz, kum, güneş değil. Bunun yanında kültür turizmi, efendim doğa turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi gibi alanlarda, gastronomi gibi alanlarda yeni ürünler ortaya koymak mücadelesi veriyoruz. Ama aynı zamanda da pazar çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bildiğimiz geleneksel pazarlarımızın yani Avrupa pazarlarımızın Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İngilizler ve diğerlerinin yanında Çinli, Hindistanlı, Güney Koreli, Endonezyalı, Japonyalı ve Malezyalı özellikle bu 6 ülkeyi sayıyorum ki bunların nüfusu dünya nüfusunun yarısı ve son derece zengin bir bölge. Bu bölgeden gelecek olan çok sayıda misafiri ağırlamak üzere Türkiye'de yeni bir strateji belirlemiş durumdayız. İnşallah yeni dönemde zaten bu sene geçtiğimiz sene 2017 yılında çok şükür Türkiye turizmi çok hızlı bir toparlanma içerisine girmiştir. 32 milyon turist Türkiye'ye geçtiğimiz yıl geldi ve 26 milyar dolar yaklaşık bir turizm geliri elde ettik.
Bu yıl bunun çok daha üstüne, ötesine geçeceğiz. Ve inşallah 2019'da da Türkiye tarihimiz itibariyle rekor kırdığımız bir yıla şahit olacak. Her vesileyle Türkiye'nin farklı yerlerindeki turistik bölgelerimizin tanıtılması ile ilgili çabalarımızı artırıyoruz. Bu anlamda siz basın mensuplarının da değerli katkılarına Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu anlamda turizm bu kadar büyük tarihi ve kültürel zenginliği olan bir ülke için önemli bir değerdir. Üzerinde oturduğumuz bu coğrafyanın muhteşem bir hazine olduğunun farkındayız. Troya'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük medeniyet bu topraklarda geldi, geçti. Onların hepsini şimdi gün yüzüne çıkarıp sonraki nesillere aktarmak için gayret sarf ediyoruz ve bunun sonuçlarını da alacağız, meyvelerini de toplayacağız diye ümit ediyoruz.